Merhaba, 14-20 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta yılın önemli bir haftası. Ay tutulması meydana gelecek. Yılda ortalama iki kez ay tutulması yaşarız ve birincisini bu hafta yaşayacağız Terazi Burcu'nda. Hafta başında ayın ışığı büyüyor olacak, dolunaya doğru hızla ilerleyecek ve Terazi Burcu'nda başlayacağız aya, haftaya ve 15 Nisan'da sabah saatlerinde 10:43'te ay Terazi Burcu'na dolunay fazına ulaşacak ve ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulmaları genellikle duygusal olarak bizi etkileyebilecek kavramları yoğunlaştırabilir hayatımızda. Biraz daha kendimizi hassas hissedebiliriz. Duygularımız yoğunlaşabilir. Ani tepkiler verebiliriz. Bunun yanı sıra çevremizdeki kişiler, yakınlarımızla ilgili yaşayacağımız bazı durumlar da yine bizi duygusal olarak hassaslaştırabilir. Özellikle ay tutulması Terazi Burcu'nda meydana geleceği için Terazi Burcu'nun simgelediği kavramlar, yani ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, aşk, sevgi, sanat, estetik, güzellik, hak, adalet, hukukla ilgili konulara özellikle dikkat çekiyor. Bu alanlarda bazı hızlı gelişmeler kendi hayatımızda veya çevremizdeki kişilerde izlememiz mümkün olabilir. Dolunaylar ve ay tutulmaları genellikle hayatımızdaki bazı kavramları değiştirebilirler, dönüştürebilirler ya da bazı sonlanmalar getirebilirler. Bunlar bir süredir uğraştığımız işlerin sonuçlanması da olabilir. Harcadığımız emeklerden karşılık bulmak da olabilir. Ya da üzerinde düşündüğümüz ama bir türlü değiştirmeye, dönüştürmeye cesaret edemediğimiz bazı kavramlarda belki tutulmaların etkisiyle, çevremizden gelecek bazı etkilerle beraber hızlı değişimler içerisine girebiliriz. Evet, bu tutulma özellikle terazi burçlarını 15 Ekim ve yakınlarında doğan terazi burçlarını çok daha fazla etkileyecektir. Bunun yanı sıra yine 14-16 Nisan arası doğan koç burçları için önemli bir tutulma olacak. 15 Temmuz ve yakınlarında doğan yengeçler için, 15 Ocak ve yakınlarında doğan oğlaklar için de bu ay tutulması önemli gelişmelere imkan verebilir. Evet, tutulma sırasında gökyüzünde öncü gruplarda şu sıralarda biraz sert görünüm var. Özellikle Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton, Yengeç burcundaki Jüpiter ve Terazi burcunda retro hareketini sürdüren Mars arasındaki gergin görünümler birazcık duygusal olarak zorlanabileceğimizi ve özellikle ilişkilerle ilgili bazı sınavlarla da karşılaşabileceğimizi işaret ediyor. Bu nedenle duygusal dengemizi korumalı, mümkün olduğunca ani hareketlerden ve tepkilerden uzak durmalıyız. Hafta içerisinde 18 Nisan'da gökyüzünde güzel bir görünüm olacak. Balık burcundaki Venüs ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasındaki üçgen açı kesinleşiyor. Aslında bu üçgen açının etkisini ay tutulması sırasında da hissedeceğiz. Çünkü Terazi burcunun yöneticisi Venüs ve tutulma sırasında yine Yengeç burcundaki Jüpiter'le güzel bir açı içerisinde olacak. Bu üçgen açı 18 Nisan'da kesinleşmiş olacak. İkisi de iyi etkili, şanslı gezegen ve bu iki şanslı gezegenin birbirine yaptığı üçgen açı tabii ki hayatımızda bazı keyifler, mutluluklar, maddi manevi bazı şanslar getirebilir. Özellikle su grubu burçlar, yengeç, akrep ve balık burçları biraz daha fazla bu etkiyi hissedebilirler. Bunun yanı sıra diğer burçlarda haritalarındaki temaslarına göre bazı etkiler hissedebilirler. Evet sevgili izleyiciler, dolunayın ay tutulmasının etkilerini ve haftanın genel etkilerini daha detaylı takip etmek için lütfen burç videolarınızı da izlemeyi unutmayın. Öz burcunuzla birlikte özellikle yükselen burcunuzu da takip etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinçokulu nöbetçi astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.